11. sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Aralarında 5'er yaş olan 5 kardeşin yaşları toplamı 100'dür. Yani her bir kardeş arasında arkadaşlar 5 tane yaş farkı varmış. En küçüğü buysa bu bunun 5 fazlası. Bu bunun 5 fazlası yani şunun 10 fazlası. Bu bunun 5 fazlası yani küçüğün 15 fazlası. En büyüğü de bunun 5 fazlası 20 fazlası küçüğün. Şimdi bunların toplamı 1 kat, 2 kat, 3 kat, 4 kat, 5 kat. Artı sayıların toplamı 5, 15, 30, 50. Neymiş arkadaşlar? Yaşların toplamını 100 vermiş. 50'ye ne eklersen 100 olur Allah aşkına. 50, öyle değil mi? 5'in 1 katı 50'ye eşitmiş. Bu nedir? 5'in 10 katıdır, öyle değil mi? O zaman en küçük çocuğun yaşını 10 bulduk. Bana en büyüğünü soruyor. Onun 20 fazlası 30. Bakın, hata yaptığınızı düşünüyorsanız yazın. 15, 20, 25, 30 şeklinde. Toplayın 55, 75, 90, 100 şeklinde sağladığını göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar, büyük bir işlem var karşımızda. Şimdi biz bunları tabii ki her ikisinin sonucunu bularak aralarındaki farka bakarak bulabiliriz. Fakat arkadaşlar şunu hatırlıyor muyuz? Mesela örnek olarak çarpmanın toplamı çıkarma üzerinde daha önemli. 2 çarpı 4 eksi 2 mesela. Neydi? 2 ile 4'ün çarpımı 2 ile 2'nin çarpımına eşittir. Değil mi? Şu şekilde yazıyor. Bakın burada da ortak 2023 değil mi? O zaman ben bunu şöyle yazsam doğrudur. 2023 ile önce 2020'ye sonra 2019'u çarpmış, aralarında bir fark almış. Arkadaşlar parantezli işlemlerde bizler ne yapıyorduk? Parantez önce yapıyorduk. Şu ikisinin arasındaki fark 1 değil mi? 2023 ile 1'i çarparsam ne olur? 2023 sonucunu elde ederim. Veya şöyle bakabilirim. 2023'ün 2020 katı, burada da 2019 katı var. Yani arada bir kat fark var, bir kat farkı da sadece 2023 fark var. Bu sebeple cevabımız D oldu sevgili arkadaşlar. 13. soruyla devam ediyorum. Güzel bir sorumuz. Biraz dikkat gerektiriyor. Yukarıdaki tabloda 50 kişilik bir gezi grubunun bilet almak istediği yatakta Doğu Ekspresi trenine ait bilgiler verilmiştir. Şimdi tek kişilik, iki kişilik ve üç kişilik seçeneklerimiz varmış. Toplam kontenjan 20'ymiş tek kişilikte. 12'si doğuymuş. Yani kaç tane oda alabilirim buradan? 8 tane tek kişilik. Öyle değil mi? Şimdi 30'un 19'u doluymuş. 11 tane çift kişilik oda var. 3 kişiliğin de 40 kontenjanı varmış. 28'i dolu. 12 tane 3 kişilik varmış. Şimdi burada şuna dikkat etmem gerekiyor. 12 tane 3 kişilik oda var. Yani 36 kişi alabilir burası, öyle değil mi? Şimdi ama burada şuraya dikkat etmem gerekiyor. Kişi başı ücret ödüyor. Yani 3 kişilik odaya 3 kişi 75 ödemiyor. 1 kişi 75 ödüyor. Yani herkes 75 ödüyor. Şimdi 12 tane odaya ben 36 insan koyabilirim. Şimdi buraya geçmeden önce şuna bakalım. Soruda bize neyi soruyor? Kalacak kişi sayısı oda kapasitesi kadar olması. Bu ne demek arkadaşlar? Tek kişilik odada 5 kişi kalamıyor. Veya 3 kişilik odada 2 kişi kalamıyor. Kaç kişilik odaysa o kadar insan kalıyor odada. Şimdi ve sadece 2 gezginin tek kişilik odalarda. Şimdi 2 gezgin tek kişilik odada kalırsa bir tanesi 150, iki tanesi 300 TL ederler mi? Toplam 50 gezgin vardı. İkisi gitti 48. Şimdi en az ücreti sorduğu için en ekonomik tabii ki 3 kişilik oda. Kişi başı hesapladığımızda. Burada alması daha mantıklı. 36 kişi 3 kişilik oda alacak. Geriye kaç kişi kaldık? 12 kişi kaldık. Şimdi 36 kişi 75 TL ödeyecek. Yani 36'nın 75 katını ödeyecekler. 300 ödediler bu arada sonuçta. 2 kişi tek kişilik odada kaldığı için. 36'nın 5 katı 180, 36'nın 7 katı
252 yapıyor sanırım. 6 kere 7, 42'nin ikisi evde vardı. 7 kere 3, 21, 25. Evet, 252. Toplayacak olursam 0, 0, 7. 2700'ü alabilirler mi? Şimdi geriye 12 kişi kaldı arkadaşlar. 11 tane çift kişilik oda var arkadaşlar. 22 kişilik yer var. 12 kişi burada kalabilir, öyle değil mi? 12 kişi ne kadar ödeyecek? 12 çarpı 100 yani 1200 ödeyecek. Toplamı ne yapıyor bunun? Şurası, şu ikisi 3000 yaptı. 1200 eklersem 4200 TL ödeyerek en ucuz şekilde kurtulabilirler arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız C oldu. 14. sorumuz. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük doğal sayı olan iki dikdörtgen yanına verilmiştir. Birincinin alanı 88, yani şu iki kenarın çarpımı 88'e eşitmiş. Çünkü biz alanın kenar uzunlukları çarpımına eşit olduğunu biliyoruz. Şu ikisinin de çarpımı 385'e eşitmiş. Şimdi dikdörtgenlerin iki kenara eşitmiş ki şöyle bir birleşim yapılmış arkadaşlar. O zaman bu kenar uzunluğunun doğal sayı olmasından kaynaklı olarak şunu söyleyebilirim. Bu kenar uzunluğu hem 88'e hem 385'i tam bölen bir sayı. Yani 385 ve 88'in en büyük ortak bölenini veya ortak bölenlerine bakıyorum. Şimdi 88'in ve 385'in çarpanlarına bakayım. Şu şekilde asal çarpan algoritmasıyla bulabilirim arkadaşlar. 88 nedir? 2'ye bölersem 44. 2'ye bölersem 22. 2'ye bölersem 11. 11 asal bir sayı olduğu için sadece kendisini bulur ve 1'dir. 385 arkadaşlar 2'ye bölünmez. Rakamlar toplamı 3'ün katı olmadığı için 3'e de bölünmez. 1'ler basamağı 5 olduğundan dolayı 5'e bölünür. 385'i 5'e bölünür. 38'de 7 tane var. 35'te yine 7 tane var. 77. 77 7'nin 11 katıdır. 7'ye bölersem 11. 11 asal olduğu için 11'e bölersem 1. Her ikisinde ortak olarak ne var arkadaşlar? 2'ler ortak mı? Hayır. 7'ler ortak mı? Hayır. 5'ler ortak değil. Sadece 11'ler ortak. O zaman bu ikisinin ortak bölenleri 1 ve 11'dir. Kenar uzunluğu 1'den büyük olduğu için bunun 11 olması lazım. 88, 11 ile 8'in çarpımıdır. Şu kenar uzunluğu 8 oldu. 385, 11 ile şu 35'in çarpımıdır. Her ne kadar şekilde öyle göstermesi de bu şekilde olması lazım. O zaman şu kenarın uzunluğu nedir? 35 ile 8'in toplamı 43 olarak bulunur sevgili arkadaşlarım. Bu sorum da bu kadardı. 15. soru, biraz ulaştırıcı bir soru. Klavyedeki harflere basılarak bazı kelimeler oluşturulmaktadır. Bu kelimeleri harfleri arasındaki adım sayısı toplamı ile şimdi satır sayısının çarpılmasıyla satır sayısı derken satır numarasından bahsediyor bu arada. Verilmektedir. Mesela örnek olarak has'ı vermiş arkadaşlar. Has hangi satırda? İkinci satırda. Has sayısını yazmak için 1, H'den başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon yanlış oldu. Biraz okuması zor tabii ki. Şimdi has sayısını yazmak için 1, 2, 3, 4, 5. A'ya geldim 5. Geri S'ye geldim. 6 adım attım. Hangi satırdaydım? 2. O zaman has sayısının değerini 6 ile 2'nin çarpımı 12 olarak buluyorum arkadaşlar. Şimdi bana demiş ki 4 tane kelime vermiş. Bunların değeri en büyük olan ile en küçük olanı bulunuz demiş. Şimdi hepsini bulmam lazım. Hero'yu yazmak için dikkat edersen P harfi burada. Birinci satırdayım. Yani burada P'den O'ya gidişte adım sayısını 1 ile çarpacağım. Şimdi şöyle bakabilirim. P'den E'ye gideceğim önce. Kaç kere gidiyorum? 2, 4, 6, 7 kere gittim. E'den geldim R'ye 8 kere gittim. R'den O'ya 3 kere gittim. Toplam kaç kere gitmiş oldum? 11 kere gitmiş oldum. Hero'nun kodu 11'miş arkadaşlar. Şimdi silah kelimesini yazmak için S nerede? Burada. O zaman ikinci satırdayım. 2 ile çarpacağım adım sayısını. S'den nereye gideceğim ilk başta? E'ye gideceğim. Bakın 3, 6, 9 kere geldim.
İ'den geliyorum. 10, 11. L'deyim. L'den A'ya gideceğim. 3. Bir dakika kaçtı? 3, 6. 3, 6, 9. 11. 14. 17. 19. A'ya geldim. 19 derim. Şimdi A'dan H'ye geldim. Ne bitecek? 19 derim. 20, 21, 22, 23, 24. O zaman silahın kodu 24 ile 2'nin çarpımı 48. Şimdi top. Şurayı siliyorum. Top için T'yi görüyorum. Birinci satırda. O zaman bunun kodunu bulmak için 1 ile T'den T'ye kaç adım gittiğini saymam gerekiyor. T'den başladım. 1, 2, 3, 4, 5 adım gidersem. O zaman topun kodunu 5 olarak buldum. Son olarak Halil'in koduna bakalım. Halil'in H'si nerede? Yine ikinci satırda. O zaman Halil'in kodunu 2 ile çarptım. Bakın 3 adım bile gitsem 5'ten büyük oluyor. Benden zaten en küçüğünü istiyor. Şimdi Halil'e bakıyorum. Ama 24'ten büyükse de 48'den büyük olacak. H'den D'ye giderken. H'den başladım. Önce A'ya gideceğim. 3, 5 adım gittim. A'dan devam ediyorum. Nereye geleceğim? L'ye. 3, 5, 8. 8 adım daha gittim. L'den E'ye gideceğim. 2 adım. 10 adım oldu. Bir dakika yanlış saydım. Tekrar sayacağım arkadaşlar. Dikkatli olmak gerekiyor. Hatta yazayım adımları tek tek. H'den A'ya giderken 3, 5 adım gittim. A'dan L'ye giderken 3, 5, 8 adım daha gittim. L'den E'ye gideceğim. 3 adım gittim. Son olarak E'den L'ye tekrar 2 adım. Toplam kaç adım gittim? 13, 17 adım gittim. O zaman Halil'in kodu da 17'nin 2 katı 34 olacak. Bana en büyük ve en küçüğü soruyordu. En büyük 48 yani silah. Salih diye bir şey yok zaten. Yanlış yazmış. En küçük de ne olacaktı arkadaşlar? Top olacaktı. O yüzden cevabımız şey. Zaten Salih diye bir şey yok. Çöz diye bir şey yok. Biraz. Yani seçeneklerde sorunumuz var. Bu şekilde buluyoruz bunu arkadaşlar. 16. soruyla devam ediyorum. Bu da güzel bir soru. Yukarıda verilen dijital rakamlar 8 şeklinde. Dijital saat olan varsa sönük kısmında 8 yazdığını bilir arkadaşlar. Bir yazması için bunun bazı kısımları sorar. İki yazması için benzer şekilde. O şekilde dijital saatler bize saati yansıtır arkadaşlar. Şimdi Elif'in evinde bulunan dijital saatinin dakika kısmının kırmızı daire için alınmış birimleri arızalanmış. Bakın burada şu ikisi, burada da şurası arızalanmış. Şimdi bu saat her 49 geçtiğinde gösterdiği dakika. Şimdi 49 göstermesi gerekirken şu ikisi sinirli olduğu için 4 yerine 1 gösteriyor. 9'da da şurası olduğu için, sadece şurası bozuk olduğu için 9 yerine ne gösteriyor? Bakın 3 sayısını gösteriyor. Yani 49 yerine 13 gösteriyor. Az gösteriyor değil mi? Fazla göstermiyor. 49 ile 13'ün arasındaki fark da var. Yani 36 dakika az gösteriyor diyoruz arkadaşlar. Evet, cevabımız D oldu. 17. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki hassas terazide özdeş 5 tane kitap dağıtıldığında sonuç görselde kitledir. 5 kitabın kütleleri toplamı 3820'miş arkadaşlar. Şimdi tartılan kitaplardan her biri 250 yapraklı. Diş kapağın tamamı 14 gramdır. Şimdi bir diş kapak 14 gram. 5 tanesi 14'ün 5 katı. 70 gram değil mi? O zaman kitabın içi yani kapak dışındaki kısmı ne kadar toplamda? 3820'nin 70 eksiği kadar. Bu da ne yapar? 3750 yapar arkadaşlar. Yani şu yaprakların oluşturduğu kısım toplamda 3750 gram. Her biri 250 yaprakmış. Toplam kaç yaprak var? 250'nin 5 katı kadar. Bu şekilde çözebilirim. 1250'dir bu arkadaşlar. O zaman 1250 yaprak ne kadarmış? 3750. Bakın 1250 her biri kare kadar olsun.
3750'ye eşittir. Bu da bunun 3 katıdır. O zaman bir yaprağın 3 gram olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Veya 3750'ye 5'e bölersen bir kitabın, yani 250 yaprağın kaç gram olduğunu biliyorum. 37'de 5, 7 tane, 25'te 5, 5 tane, bir de 0 diyorum. 250 yaprak 750 grammış. 250'nin 3 katı 750'dir. Bu şekilde cevabı A olarak buluyoruz. 18. soruya geçtim arkadaşlar. Bir alışveriş merkezine giden 5 arkadaş asansöre binmek isterler. 5 arkadaştan herhangi 3 tanesi asansöre bindiğinde asansör aşırı yük ikazı vermektedir. Yani 3 kişi, kim olursa olsun arkadaşlar, asansör taşımıyor bunları. 3 kişi gidemiyor. Şimdi arkadaşlar, en hafif kişiler bindiğinde bile taşımıyorsa bu ne demek? En hafif kişilerin toplamından bile daha az yük taşıyor. O zaman 3 tane en hafif öğrenciyi seçiyorum buradan. Burcu, Emine ve Kenan. O zaman asansörün yük kapasitesi bu üçünün toplamından küçük. Yani 50, 54 ve 49'dan toplamından, yani 153'ten küçük olmalıdır arkadaşlar. Bu sebeple tek bir seçeneği kalıyor zaten, 152. Aynı zamanda diyor ki herhangi iki tanesi bindiğinde uyarı vermemektedir. En ağır iki kişi bindiğinde, yani Bekir ve Feride bindiğinde bile uyarı vermiyorsa kapasitesi bunların toplamından fazladır. Burası da 151 yapar. Zaten alabilecek tek değer de 152'dir arkadaşlar. Burada da bunu söylemiş bulunalım. Bu sorumuz da güzel bir soruydu. Geçiyorum 19. soruya. Göz rahatsızlığı olan Ömer 140 dakikada bir göz damlasını kullanmalıdır. Ömer ilk damlasını 8.45'te aldığına göre dördüncü kez damlayı kullandığında saat kaç olur diye sormuş. Şimdi birinci damla, ikinci damla, üçüncü damla, dördüncü damlayı soruyor bize. Şimdi burada zaten saat 8.40. Şimdi 1.140 geçince bir daha, 2.140, 3.140 geçmesi lazım ki dördüncüyü kullansın. Yani 140'ın 3 katı kadar zaman geçmesi lazım. Bu da 420 dakikadır arkadaşlar. Şimdi 420 dakikanın kaç saat olduğunu bulalım. 1 saat 60 dakika ise 420'de kaç tane 60 var diye soruyorum. 7 tane. Tam olarak 7 saat sonra 4. damlayı damlatacak. 8.45'in 7 saat fazlası 15.45'tir arkadaşlar. Bu sebeple cevabımız A. Son olarak 20. sorumuza geçiyorum. Bir saniye. Şöyle yaptım. Evet. Bir otel müşterileri için tercih ettikleri konaklama türüne göre günlük kullanabilecekleri tesis sayısını belirlemiş ve bu sayıyı aşan müşterilerden kullanım başına 10 TL ücret talep etmiş. Şimdi bakıyorum tabloya arkadaşlar. İki tür konaklaması var otelin. Tam pansiyon veya yarım pansiyon. Tam pansiyonda günlük ücret 100 lira. Ve bu ücreti arkadaşlar 10 farklı tesisi kullanmak dahil. Yani ben 100 lira verdiğimde konaklayabiliyorum. Ekstra 10 tesis kullanabiliyorum. Eğer 10 tesisten fazla kullanırsam da kullandığım tesis başına 10 TL ekstra ücret ödüyorum arkadaşlar. Diğer tarifede de günlük ücret 75 TL, kullanacağım tesis sayısı 5. Yani burada da 5'i geçtiğim anda tesis başına 10 TL ödüyorum. Şimdi demiş ki, bu otelde kalan ve yarım pansiyonu tercih eden Yusuf Bey bunu tercih etmiş. Şimdi 75 lira ödedi bir kere. Öyle değil mi? 5 tane hakkı var. Salı günü 11 tesisi kullanmıştır. 11 tesisi kullandı. 5'i bedava, 6'sına para ödeyecek o zaman. Her birine 10 lira ödediğinden dolayı 60 lira ödeyecek. Toplam ne kadar öder? 135 TL ödeme yapar arkadaşlar. Diyor ki Yusuf Bey yarım pansiyon yerine tam pansiyonu tercih etseydi ödeyeceği ücret ne kadar az olurdu diye sormuş arkadaşlar. Şimdi Yusuf Bey ne kadar ödedi? 135 lira. Eğer tam pansiyonu tercih etseydi günlük ücret ne ödeyecekti? 100 lira ödeyecekti. Şimdi 11 tane tesis kullandı. Onu bedava zaten hakkı. Bir tane ekstradan kullandı. Buna da 10 lira ödeyecekti. Yani toplamda 110 lira ödeyecekti.
Aradaki fark nedir arkadaşlar? 25 TL'ye daha az ödediğini söyleyebiliriz. Bu sorumuzda bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Umarız faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.